Kalaya Hanımcığım, hadi hazır mısınız? Hazırım, hazırım. Gidebiliriz. Ah, çok güzel de yalnız o çantanın içine para aldınız mı? Para unuttum, hemen alayım. Sonuçta araba almaya gidiyoruz. Bence para lazım olabilir. Kasa şurada. İşte para kasası. Ay işte paralar. Oo, çok güzel. Yalnız onların hepsini al istersen. Hı? Hepsini mi? Evet, araba alma, ya araç almaya gidiyoruz. Tamam tamam alayım. Oh oh, daldır daldır. Ah ah. Bunlar yeter değil mi? Yani umarız. Kredi kartı da var, sınırsız bakiye. Onu da alalım canım. Alayım. Evet, ben hazırım. Sağ olun Bakalonya Hanımcığım. Hiç merak etmeyin. Ben sizin yaşam koçunuz olarak size en gösterişli, en şaşalı aracı seçeceğiz. Şu ileride bir yerde yeni bir Ayşen'in otogalerisi açılmış. Orası çok iyiydi Allah. Oraya gidelim. Hadi gidelim o zaman. Hastane evime çok yakın olduğu için artık her sabah ve akşam bu bisikletle gidip geleceğim. Aynı zamanda spor yapmış da olacağım. Çok teşekkürler Ayşe'cim. Güle güle doktor hanım. Bisiklet almak da çok iyi bir tercih yaptı. Arkadaşlar otogalerime hoş geldiniz. Neresi? Burası mı otogaleri? Doğru mu geldik? Burası. Ah, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba canım, kolay gelsin. Buraya Chloe Hanım için geldik. Tabii. Chloe Hanım biliyorsunuz ki Burcuma kızı, Paris Belediye Başkanı'nın kızı. Bilmiyorum. Çok değerli, çok... Zengin diyecektin herhalde. Ve gösterişli ve aynı zamanda havalı ve çok güzel. Evet evet, tam da onu diyecektim canım. Neyse, kısa keselim, ben araç almaya geldim. İşte Kolonya Hanım'a en uygun aracı göster canım. Para hiç sorun değil. Tamam. Benim size tavsiyem. Tavsiyem. Şurada. Orada ne o? Çok güzel tek kişilik bir bisiklet var. Hem şehirde hem arazide rahatlıkla kullanabilirsiniz. Canım benim, sen bizi anlamadın galiba. Belediye başkanının kızı diyorum, zengin diyorum, havalı diyorum, para bu sorun değil diyorum, sen bize bisiklet gösteriyorsun. Olur mu canım, ne alakası var? Yani ben gayet doğaya yararlı, kendi sağlığı için gerekli olan bisikleti öneriyorum. Yani sen onu boş ver canım, bisiklet ne be? Bisiklet ne be? Kloya Hanımcığım, bisiklet olmaz, başka bir şey. Tamam, o halde... Motor. Motor vereyim. Yani scooter tarzı güzel bir motor. Hem koltuğunun altında bagajı var, hem arkada sepeti var. Eşyalarınızı da rahatlıkla taşırsınız. Hem trafikte de oyalanmamış olur böylece. Ay, benim enerjim çok fena düştü. Sen beni nereye getirdin böyle? Bu bisiklet diyor, scooter diyor. Kraliye Hanım, ne olur enerjiniz düşmesin. Enerjiniz benim için çok önemli canım. Şimdi bak, senin bize vermiş olduğun bu motor hiçbir işimize yaramaz. Biz böyle daha çok ne istiyoruz biliyor musun? Yani Chloe Hanım'ın trafikte kalmasıyla ilgili bir sorunumuz yok. Trafikte kalsın, bütün insanlar dönsün dönsün ona baksın. Biz onu istiyoruz canım. Anladım. Motor diyeceğim başkan, anla bizi. Hadi anladım. Gönder gelsin. O zaman şöyle bir üstü açık spor arabam var. Hem bunun rengi diğerlerinden biraz daha farklı. Gayet de dikkat çeken bir model. Yani Chloe Hanım, evet, bayağı dikkat çekici görünüyor da sen tek kişi değil misin? Evet evet, tek başım eşim. Ne yapacaksın küçücük spor arabayı, iki kişilik arabayı? Bu sana olmaz bu. Ne yapalım biliyor musun? Sen canım cip al, cip al tek başına, bununla trafikte, orada, burada, her yerde dikkat çeken. Bir dönem bir daha bakar, aa bunu kim kullanıyor, koca arabayı diye. Bakarlar sana. Ama hiç olur mu öyle şey? Tek başınaysa zaten ne yapacak koca jipi? Yani sizin hanımefendi haberiniz yok. Günümüzde böyle artık kadınlar, hanımlar, bayanlar koca koca arabaları tek başlarına kullanıyorlar. Evet, evet, kocaman, çok büyük bir jip. Tam bana göre. Bir gören dönüp tekrar bakacak bu kim diye. Arabaya ayrı bakacaklar, bana ayrı bakacaklar. Evet evet, ben bunu alacağım. Ayrıca az önceki spor arabanın aynısından bende var zaten şekerim.
Arabanız varsa madem neden ikinci bir arabayı tekrar alıyorsunuz ki? İsraf değil mi yani? Canım benim sana ne? Sana ne? Seni ne ilgilendiriyor? Sen mi kazanıyorsun? Sen mi harcıyorsun? Kuloyu halim burcuva kızı diyorum sana. Havalı diyorum, zengin diyorum. Canı çekmiş. Olabilir ama yani bu çok israf ve bu şekilde gösterişli olmasını gerektirmiyor ki. Kuloyu hanımcığım, şimdi kara taşıtımız tamam. Büyük cipi tek başınıza alıyorsunuz canım. Şimdi de sırada hava taşıtım var. Ne yani, uçak mı istiyorsunuz? Şimdi kadın sadece yerden mi gitsin? Bir de gökten de gitsin. Ay yok artık. Jet mi bu? Evet, jet uçağı. Ay çok güzel, özel bir jet uçak. Bayıldım ben buna. Chloe hanımcığım, şimdi gazete manşetlerini düşünüyorum. Belediye başkan kızı kendine özel jet aldı. Çok havalı. İstiyorsanız hobi olarak yine alın bunu da. Bence siz kesinlikle hava taşıtı olarak helikopter almalısınız kendinize. Bence bu size daha sağlıklı olur canım. Helikopter mi? He. Aa, çok haklısın Ümitciğim, canım koçum, yaşam koçum. Uçak zaten çok fazla türbülans yapıyor. Biz en iyisi helikopter alalım. Bunu da beğendim. Ah canım bebeğim benim. Tamam, madem istiyorsunuz helikopteri vereyim, tercih meselesi. Zaten Kolonya hanımcığım, özel jeti alırsanız her yerde havalimanı bulmak zorundasınız. Jeti indir kaldır indir kaldır, o olmaz. Sizin gittiğiniz her yerde de zengin yeri değil ki havalimanı. Ama her yerde heliport var canım, oraya indir indir kaldır. Yalnız bir şey diyeceğim, jetin içinde pilot bey var, onu biz beğendik ama nasıl yapalım, helikopteri uçurur mu kendisi? Onu da mı istiyorsunuz? Ha, iyi olur yani. Uçuramayacağımıza göre. Kendisini sormam gerek. Herhalde yani. Chloe kendi helikopterini kendisi mi uçuruyor dedirteceğim ben. İşte böyle sayın pilot. Yani maaş konusunda anlaşırsak neden olmasın? Pilot bey, bu kadar yeter mi canım? Tamam, anlaştık. Hazırsanız gidelim Chloe hanım. Uçur beni kaptan. Chloe hanım, hava açık, rüzgar yumuşak. Ay tamam, sen gerisini halledersin. Bravo Chloe hanım, hiç merak etmeyin. Harcıyoruz, yaşıyoruz. Hayattan mottomuz bu canım. Şey diyecektim. Domuz durağı nerede burada? Domuz durağı mı? Ha. Ha, o kadar helikopter aldırdın, jip aldırdın. Sana donmuşa binmek mi düştü? Neyse, ne karıştırma, ay sonu hesaplaşacağız işte. Al bunlar da diğer helikopterle cipin parası. Şeyinde orada şey var. Hadi sana iyi günler, kolay gelsin canım. İyi günler. Takside mi yok? Ay, sessiz gerçekten.